ve Eda'yı alıyoruz. Bir artı bir güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Neredesin? Neredeyim ben? Benim erkek arkadaşım antrenör ve Mart ayında da vücut geliştirme yarışlarına katılacak. Ve oradan da evet, iyi bir... Evet, bir dakika, Mart ayında öyle vücut geliştirme şey yarışması var, biliyorum ben de. Evet. Ve orada da iyi bir derece almış ve şu anda da çok ünlü bir iç giyim firması onunla modellik teklifinde bulunuyor. Nişantaşı'nda bir otelin rufunda şu anda o beyefendiyle iş görüşmesine gidiyoruz beraber. Fiyatlarını rica tabii edeyim. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam Doya Doya Moda'ya özel 130 TL, kombinim 600 TL kemerimle beraber, takılarım da 100 TL. Çıkart kemerini. Ver bakayım çantanla kemerini bana. Ver bir dakika. Öyle bir hale getirirdim ki tek elimde, tabii şu an sadece böyle tutabilirsin, sonra tak istersen kemerini şuradan tut da. Yani sadece ve sadece çantam bir star olurdu ve böyle giderdim. O ceketin üzerine o kemer ne? Şu haline yıkılıyorsun. Çok beğendim. Bravo. Kemerini hiç beğenmedim. Yani çok gereksiz bir hareket yapmışsın. Zaten bunun TL'yle diye gör. Zaten bunun rahatlığı doğru olan. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sen şimdi çok güzel bir toplantıya gidiyorsun. Erkek arkadaşına buradan yola çıkıp hani bir takım giyeyim dediysen onu bu kadar rüküştüreştirebilirdin ancak. Hiç beğenmedim. Peki. Ben saçını da makyajını da çok beğendim. Yani çok yakışıyor sana bu saçlar, bu makyaj. Tabii kıyafet olarak arkadaşlarım söylüyorlar ama benim için bu kıyafette de mahsuru yok. Ben sana bir şey söyleyeyim, bunu sakın unutma. Bu pantolon öyle bir kalıp ki bu kadar uzun üstüne ceket yerlere değdiği zaman uzun üstüne ceket giyemezsin. Bacaksız gibi oluyorsun, anladın mı? Bunun deminki buraya geldiğin hali daha normaldi. O ayakkabı yerine öyle normal haliyle giyip bir stiletto ile ortaya çıkabilirdin. Evet. Oh. 4. Artı bir de geçen gün için vereceğim. Allah razı olsun. Unutmuşum. Evet. Bir kemer, bir ayakkabı. 5-2 nedir sayın seyirciler? 3. 3. Teşekkür. Kızım 4 ve o şapka gününde buradaki en iyi, en özenilmiş şapka sana aitti. Oradan da madem bugün veriyoruz, artı bir puanı da vermiş oluyorum. O zaman benden de bir puan geliyor. Nereye gidiyorsun, vermeyeyim o zaman? Hayır, durdum. Vermiyorum, gidiyordun. Topla da artı birleri. Ama az önce puan çevirdiniz ya, bittiniz zannettim. Bitmişti de biz hepimiz birbirimizi duyunca yaptık. O zaman artı birle seni yerine uğurluyorum ve podyuma Hülya'yı davet ediyorum efendim. Hülya'cığım döke. Gerçekten geç oraya tüylemişim resmen. Yönetmenim Eda'yı böyle alalım mı? Tüylerde oturamıyor ya, o öyle otursun. Hülya sonra kendi yerine yine geçer. Geç Eda'cığım. Geçeyim ben. Yani yürüdüğüm zaman arkamdan iz bırakırım mı diyorsun? Evet Serdar Bey, çok oturdum ama en sona kaldım. Hayır aşkım, Hülya'nın tüy dökme mevsimi geldi. O da olabilir tabii ki. Hayır, vazgeçtim. Hülya'da şeytan tüyü var. O kesin. Hemen fiyatları alabilir miyim tabii lütfen? Tabii ki. Ayakkabılarım Doya Doya Moda'ya özel 100 TL. Elbisem 500 TL. Otrişlerim şu 80 TL, bu ikisi 220 TL'ye aldım. Birini ayrı yerden, ikisini ayrı yerden. Takılarım da elbiseyle birlikte 500 TL'ye aldım. Yani biraz daha otursaydın zaten omuzunda otriş motriş kalmayacaktı. Hepsi yerlere döküldü. Evet. Konseptini alabilir miyim lütfen? Ben bir kadınlar matinesinde nostalji gecesi, Yeşilçam'dan konuklar da olacak. Orada hem sunacağım hem de şarkı söyleyeceğim bir tane. Bir performans hazırladın mı? Hayır. Şimdi ama şey gibi, zaten kartında da otriş çıkmıştı. Benim evet otriş olduğu için evet, zaten bunları aldım Serdar Bey. Evet.
Öyle yani. Performansta da ben bugün Gülden Karaböcek'ten sürekli bir kendimi şarkı söyledim. Ama sesim yok biliyorsunuz. Minik alalım bir şekilde ya. Minik bir şey. Melike nasıl söyleyebiliyor? Yani bana Melike'den zaten ondan cesaret geldik. Ya Melike'cim. Ya Melike'den sonra benim de cesaretim geldi şarkı söylemeye. Hatta ben taklitini yapmaya çalıştım. Şu kalemi alabilir miyim? Melike'nin mi? Hayır, Gülden Karaböcek taklit yapacağım size. Evet. Hülya çok bilmiş sahne yapardım. Var mı bir? Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Hakikaten ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Vay be, helal olsun. Ben de her sabah... Sen kuramıyorum dedi ya, millet yuva kurar, ben de her sabah alarm kuruyorum. Çok sinir bozucu bir durum gerçekten. Bu şarkıyı da çok severim. Evet, Melike'cim rakibin misin? Çıktı artık. Yani bravo ya. Top 10 listesinde artık 1 ve 2 kapışırsınız. Bu arada da gider ikisi ayak. De söyledi, Gülden Karaböcek'i çok severim ben. Buradan sevgiler gitsin. Sevgiler. Çok severim. Şimdi sana baktığım zaman gerçekten konseptine çok uygunsun. Ve çok da güzel görünüyorsun. Sanırım makyajını da elbisenin renklerine göre yapmışsın. Hı hı. Çok beğendim. Sadece yani konseptinde oturuşu daha yoğun ve hacimli ve daha şahşahlı görmek isterim. Şahşahlı. Şahşahlı değil. Nasıl? Şahşahlı. Şahşahlı. Çok zayıf kalmış. Sezon bitti. Daha Türkçeyi öğrenemedi. Deli olmuşlar. Şahşahlı. Öteki de Türkçe konuşmuyor. Ama biz burada kendi kendimize anlatıyoruz. Uğurhan abi. İkimiz. Nasıl yani. Daha şaşalı yapabilirim ki? Yani ay, kocaman isterdim böyle o tüyleri. Haklısınız ama gerçekten. Tüylerin içinde kaybolmanı isterdim Hülya'cığım. Tamam, kaybolamadı. Öpüyorum. Acaba kombini geçsek mi mesela? Beğendiğimi söyledim. Sadece tüyünün çok zayıf olduğunu söyledim. Buyurun. Başka bir şey mi yapsaydın? Aldın otrişi, geldin eline, otriş kombini mi oldu? Ama Yasemin Hanım, çok beğenmiyorsunuz. Yani otrişli kıyafetleri ben de denedim. Çok belirgin bir şey ya bu hani. Ve çok böyle daha gösterişli bir şeyler yapabilirdin gibi geldi. Yani şöyle çektiğin zaman elbisenin rengi o tie-dye... Batik, hani o zaten otrişle bir araya gelecek bir şey değil, güven bana. Çok, o desen çok daha farklı bir anlamı var. Elindeki otriş daha başka bir şey yani. Benim için öyle.